Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda blogumuz için template tasarımını yapıyorduk. Ön yüz tasarımı için blogumuzun ön tarafı için admin paneline geçecektik. Ondan önce ön tarafını yaparken şöyle index.css HTML'i sağ tıkla aracılığından izlediğimizde şöyle bir kayma yapıyordu başlık kısmını ve şurayı göremiyorduk. Bunun için videoyu sonlandırdıktan sonra hemen aklıma geldi bir önceki videoyu çekmeden önce. Şu layout kısmındaki navbar fixed top kısmını kaldırıp kaydedip tekrar yenilediğinde herhangi bir problemi kalmıyor. Düzgün bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Tabii onu da yine ileriki zamanlarda bu arada bu kısımda da yine aynı şekilde şu kayma işlemini önlemek için hakkımızda kısmındaki şu kısımda yine bir class kolon 8 8 birim içine almamız gerekiyor. İletişim kısmını da aynı şekilde yapacağız. Çünkü neden? Bizim bootstrap grid'inden bilenler bilir. 12 eşit parçaya bölüyor. Bu 12 eşit parçada mesela post kısmına 8'inin post kısmına geri kalan 4'ünü de o sidebar'daki kategoriler ve arama kısmına ayırıyor. Bu yüzden yapıyor. Diğer tarafta bu 8'lik birimi ayırmadığımız için o şekilde bir kayma yapıyor. Bu hakkımızda kısmına tıkladığımızda bir kayma yapıyor. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir kayma yapmadan servis'e herhangi bir link vermemiştik. İletişim ve işte hakkımızda ve ana sayfamızda aynı şekilde gösteriyor. Şimdi blogumuzun temel manada ana sayfa tasarımı bitti. Bu küçük geçen dersten kalan kısmı hallettiğimiz için ikinci olarak hemen bir tane admin sayfası çoğaltacağız arkadaşlar. Layout sayfamı kopyaladım. Hemen buna gelip layout admin dedim. Şimdi biz ne yapmıştık? Şöyle bir küçülteyim. Şurada nerede? SB admin. Değil mi arkadaşlar? SB admin'in içinde yine şunu büyütebilirim. Klasörümü açayım. SB admin'in içinde yine index sayfamı tutup sürükleyip Visual Studio'mu açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda yine kopyalıyorum. Hepsini seçip kopyala diyorum. Layout admin sayfamı da tıklıyorum. Hepsini açıyorum. Hepsini seçip kontrol V diyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki yine işlemlerin hepsini yapacağız. Bu CSS'leri biz bilerek hani bir önceki derste ön yüzü hazırlarken hani Start Bootstrap'tan indireceğimiz template'ler var ya, admin template, işte ön tarafta kullanacağımız blog template'i. Bunlar zaten hemen birbiriyle yakın kodlamalar olduğu için ben bilerek şu kısmı, şu içeriği yani content klasörünün içeriğini indirdiğim admin template'in içinden aldım. Yani demek istediğim şu, bu blog temasındaki bootstrap kısımları da aynı. Admin'deki daha kapsamlı. Admin'dekini aldım. İkisine de uygun bir şekilde kullanabilmek için. Yine aynı şekilde şu gerekli yerlerin düzeltmesini yapalım. Alt-R tuşuna iki defa basıyorum. Ana dizimden git. Buradan content klasörü içerisine git. Oradan CSS'e al. Yine bu kısmı kopyalıyorum. İşte burada admin.css'e onu al. modish.css'e onu al. İşte font option kısmındaysa yine content'in içindedir. Oraya git bul diyorum. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Başka var mı diye. Buralarda yok. Yine dosyamın en sonunda şöyle baktığımda şurada yine bu dosyalarımın yollarını düzenliyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Şimdi bir tane home controller'ım vardı. Şimdi yine bir tane de admin controller ekliyorum arkadaşlar. Şimdilik ekliyorum. İçeriğini sonradan kendimiz yine kullanacağız. Sadece
Bir şey göstermek için yapacağım bunu. Yine admin kontrolümün içerisinde de sağ tıklayıp ne diyeceğim? Add build diyeceğim. Bu sefer layout page'imi tıklayıp layout admin seçeceğim arkadaşlar. Çünkü neden? Bu adminde çeşitli yetkilendirmeler yapacağım için bu yetkilendirmeler de aslına uygun olması gerekiyor. Şimdi layout şöyle index.css demek bu adminin layout'u. Eğer kafanız karışırsa şöyle üzerinize geldiğinizde şuradaki yoldan olayı görebilirsiniz. Layout admin'e gittiğim zaman şimdi burası gördüğünüz gibi bütün her şey yazıyor. Şuraya da hemen başlığını değiştirelim. Ne diyelim? Neredeyse blog admin diyelim. Tabi burada yine sayfalardan view bekle gelen kısımları yazdırabilirsiniz. Onu da ilerleyen derslerde işleye işleye göreceğiz. Şurada sebebi admin kısmına mbc blog admin diyebiliriz. index.html olmayacak. Ne olacak? Admin kontrolümdeki index metodu olacak arkadaşlar. Tıkladığımızda oraya gitsin. Şimdi bizim yine adminde kullanacağımız standart olarak şey ne? Yine bir sağda menümüz vardı. Hemen şurada gösterebiliriz. Hemen açıp böyle çift tıklayayım. Gelsin. İşte pardon, solda menümüz var. Şu üstteki kısmı kullanacağız yine. Giriş yaptığında kullanıcı bu şekilde gelecek. Şu kısım değişecek bizim için. Yani render body olacak kısım bu kısım. Şimdi bu da nereden başlıyor? Dashboard static overview'dan başlıyor. Değil mi arkadaşlar? Yine aynı şekilde Visual Studio'ma geliyorum. Şöyle aşağı doğru indiğimde şu kısım görüyorsunuz. Kullanıcı kısmının olduğu kısım işte. Mesajların olduğu kısım. Bildirimler. İşte profil, inbox vesaire falan filan gelmiş. İşte dashboard. Şu menü kısmı. Hatta şuraya admin özet diyebiliriz. Bu da nereye gidecek? Yine admin index'e gidecek arkadaşlar. Admin'deki index metoduna gidecek. Şöyle hemen bunu yazmış olduk. Yine yönlendirmeleri buradan yapacağız. Şöyle devamını geldiğimiz zaman blank page şuradan geliyor. Şu kısım. Şuradan başlıyor arkadaşlar bizim işimiz. Page header diyor. Şuradan başlıyor gördüğünüz gibi. Şöyle küçülttüğümde şöyle bir büyüteyim. Şuradan tekrar bir bakayım. Herhalde şuradan almaya başladığında işimizi görür bizim. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şu dili şöyle seçeyim ben. Tabii burayı göremeyecek bu sefer. Şuradan şu aşağı indiğinde herhangi bir uyarı açıklaması bırakmış mı ona bir bakayım. Şunu bir seçeyim. Nereye gidiyor onu göreyim ben. Direkt row'u seçiyor. Bu kısmı seçiyor. Bizim işimize yarar mı diye bakıyorum. Yaramaz. Şu dili seçip nereye kadar gittiğine bir bakayım şu aşağıda. Şöyle bir bakayım tekrar. Yanlış almayalım diye, tekrar uğraşmayalım diye. Şuradan seçip tamamını kesip admin'deki index.css HTML'in içine yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya da gelip render body diyorum. Kaydediyorum. Şu CSS HTML'imi tarayıcıda ön izlediğimde herhangi bir problem yoksa işlem tamamdır. Admin template'imizi de tamamlamış oluyoruz. Tabii inşallah yoktur herhangi bir problem. Görünüşe bakılırsa da herhangi bir problem yok. Şöyle tıkladığımızda linklerimiz de aynı şekilde gelmiş. Bakalım. Evet. Görünüşe bakılırsa dediğim gibi herhangi bir problem yok. Burayı bu şekilde yaptık. Tabii devamına geleceğiz. Şimdi şöyle kısaca bir proje yine ilk başta olmasına rağmen yine toparlayacak olursak
tamamını kapatayım şöyle bir. Sonrasında ne yaptığımızı tekrar bir gözden geçirelim. Öncelikli olarak ne demiştik? Startbootstrap.com'dan işte Startbootstrap blog homepage'i indiriyoruz. Bir tane de blog post diye bir template var, onu indiriyoruz. Bir de SEO admin var. Bunların hepsi ücretsiz. Bunları indiriyorsunuz. İndirdikten sonra oluşturduğunuz projeyi ne yaptım ben? Zaten hepsi Bootstrap ve türevleri altyapısını kullanıyor. Adminin içindeki CSS, JS, font, JSON ve font gibi klasörleri, yani kaynak klasörlerini, işte CSS'leri, JavaScript dosyalarını falan tutan klasörleri tuttum. Projenin içerisindeki content klasörünün içerisine kopyaladım. Sonra buradaki ön yüz için işte blog home index içindeki kısmı kopyaladım. Geldim layout CSS HTML'ime yapıştırdım. Sadece CSS ve JavaScript dosyalarının yollarını düzenledim. Şu şekilde. İşte düzeltmem gereken başlık kısmı vesaire falan filan. Ve tabii şu kısımlar da SEO vesaire açısından önemli. Bunlara da değinebiliriz belki. İşte description, author, keyword kısımlarını falan yazarsanız. Bunlar tabii başka bir şeyin konusu ama şu anda biz hani konumuz değil ama yine blog içerisinde anlatırken bunlara da değiniriz. Dediğim gibi şu yolları düzenledik. Hem CSS dosyalarının hem de JavaScript dosyalarının yolunu düzenledik. Böylelikle ön yüz tasarımımız bitmiş oldu. Tabii ön yüz tasarımımız için bir home controller'ımız vardı. Bu home controller'ımızda da mevcut olarak index action'ımız vardı. Bu action'ın yanında hakkımızda ve iletişim diye iki tane action oluşturduk. Bunları eklerken de neyi seçtik? Ön yüzümüzün layout page'i olan layout.css.html'den türettik bunları. Dolayısıyla bu kısımda bir tane şu şekilde bir blok görünümü oluşmasını sağladık. Layout admin içinde ne yaptık? Gittik indirdiğimiz SB admin'in index içindeki tüm kodları kopyaladık. Geldik yapıştırdık. Yine aynı şekilde CSS ve JavaScript dosyalarımızın yollarını gösterdik. Sonrasında yine bir admin controller ekleyerek admin içinde varsayılan index action'ına bir view ekledik. Bu da nereden türettik bu view'i? Layout admin CSS HTML'den türettik. Çünkü neden? Ne dedik? Yetkilendirme falan işlemi yapacağımız için biz bu layout admin içerisinde daha sonraya doğru çeşitli işlemler yapacağız. Yani aslında yetkileri bu iki template üzerinden yürüteceğim. Basit manada bir yetkilendirme olduğu için. Aslında biraz da karmaşık manada da yapabiliriz. Tabii bu tamamen size kalmış bir şey. Ama ben bu blog projesi için bunu tercih ettim. Şimdi sanırım bir şeyler kafanızda oturmuştur. Oturmamışsa da zaten biraz daha ilerledikçe oturacaktır. Bu arada size tavsiyem, hani yeni başlayanlar için tavsiyem, öyle söyleyeyim. Belli düzeyde bilgisi olanlar belki daha rahat anlayabilir, kavrayabilir. İnternetten araştırın işte. Masterpage, ASP.NET'teki Masterpage yapısı nedir? MVC'deki işte bu layout yapısı nedir? Anlamak için. İşte MVC yapısı nasıl çalışır? Zaten projeyi yaptıkça aynı şekilde bunu da oturtmuş olacaksınız kafanızda. Öyle söyleyeyim size. Şimdilik bu dersimizi de böyle bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda isterseniz admin panelinde işte kategori ekranı vesaire falan nasıl yaparız gibi konulara geçeriz. Artık sıralama yapmıştım kendime, planlama yapmıştım. O planlamada sırada hangi ders varsa ona göre devam ederiz. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.